Tarih 31 Mart 2023 günlerden Cuma. Saat 16 arkadaşlar. Şu anda kaçıncı gün bu? 17-18. gün. Anaların doğmuş olması lazım. Bakacağız arkadaşlar. Birer çıtalık. Şu anda çaylak analarımızı görmemiz lazım. Şöyle. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah. Bak. Dalak bile yapmış. Dalak bile yapmış. Yani. Şöyle. Evet arkadaşlar. Doğmuş yani. Kraliçe doğmuş. Bir tane şeyden yüksük de vardı. Kraliçe doğmuş. Onu şöyle koyalım da yine. Bakalım. O çuvanın üstünde yok değil mi? Yok yok. Bakalım çaylağı görebileceğiz mi? Evet burada. Hüseyin abi. Karagız. Evet, evet evet evet. Daha küçük. Evet. Şey, tamamlanmak için. Evet. Çaylagan arkadaşlar. Maşallah. Şöyle hemen bırakıyorum. Yapılacak bunun için hiçbir şey yok. Evet. Küçük bir dalak da yapmış. Etek versek olur da daha yumurtlayıncaya kadar pek bir şey olmaz. Maşallah. Güzel. Evet. Bakalım. Bu kaçıncı gün oldu hocam? 18. 18 ama tabii yani onlar 15. günde doğdu. Ben şöyle 14. günde çekim yaptık değil mi? Çekmiştim. 14. günde çekim yaptık. Doğmamıştı. Evet. Ben 15. günde şu gözü kontrol etmiştim. Bu gözde doğum vardı. Onu tekrar açmayacağım. Onu gördüm çünkü o zaman. Şimdi arkadaşlar en dış bakalım. Buna da yüksük takmıştım arkadaşlar ben. Yüksüğü. Evet, büyütmüşler, büyütmüşler. Evet arkadaşlar, işte Hüseyin abi. Üstüne devam etmiş. Şurada. Evet. Ana buradan doğmuş. Evet. Şey örmeye başlamış. Şu anayı burada olmasın da. Yani, dalak yapmış. Dalak yapmış yani. Evet, burada ana yok. Şu çıtayı alalım buradan. Aha, burada. Evet. Maşallah. Güzel, güzel. Vallahi hocam nasıl bir göz var sende hemen. Bu kadar şey. Maşallah de. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet güzel. Şu çıtayı kenarına koyalım. Bunlara illaki petek vereceğiz önümüzdeki günlerde ama yumurtladığı an zaten bunlar bu tür arılar dalak yapıyor arkadaşlar. Zaten şunu yapmış. Şöyle alalım. Evet. Bir de şuna bakalım. Orta gözle görmemiz zor olur da. Çünkü burası çok kalabalık. Burası çok kalabalık. Şimdi bayağı bir. Burada. Ha gördüm. gördüm işte. Parlak değil mi şeyi? İşte bak burada altta. Altta. Evet. Gitti işte burada. Hı-hı. Çaylak burada. Maşallah güzel. Çok güzel. Bak buna Hüseyin abi. Bu yoğun yoksa bir tane petek hemen vereyim ben. Çünkü o arkadaşlar orta göz çok yoğun olduğu için buraya hemen petek vermemiz lazım. Yani ana yumurtlama niyetine girdiği an yoğun dönüşü var. Büyük bir dalakla karşılaşırız orada. Onun için şimdi hemen şuraya bir tane kabarmış peteğimizi koyalım. Şöyle. Sağ ol. Şimdi hocam bunu seyreden arkadaşlara bir daha bir özet yapar mısın? Hikayeyi. Hikaye. Şimdi şunu kapatınca yapayım abi. Şimdi hepsinde ayrı ayrı video olduğu için
Şimdi arkadaşlar. Bunu bir toparlayacağız şimdi özet. Burada bir kovanımız vardı. 13 Mart tarihinde buradaki kovanın 5 çıtalık bir kovandı bu. Hatta bu kovan geçen yıl 25-26 çıtaya çıkıp bize en fazla bal veren bir kovandı. Bunu 13 Mart'ta 5 çıtayken ben anasını aldım. Başka bir yere anasını verdim. Yani tamamen buradan analar üretmek için. Fakat tabii o soğuk günlerde olduğu için bize çok fazla yüksük yapmadı. Burada 6-7 tane yüksük yaptı. Biz buradan 13'ünde anayı aldık. 26'sında ben birer çıta böldüm. Şimdi analar doğmuş. Burada sadece beklediğimiz 2 gün falan oluyor analar doğalı, 1-2 gün. Yani 8-9 gün içerisinde yumurtlamış olması lazım analarımız. Bu tür yapılan bölmelerdeki başarı, yani ilk yüksük sayısı ve sonra yumurtlayan anaya kadar %60'a düşüyor arkadaşlar. Yani 10 tane yüksük ayırdıysanız bunun 6 tanesi 7 tanesi ancak yumurtluyor. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.